Demirspor yeni geldi ama önemli futbolcular ama aldı takıma. Şimdi ben şimdi Murat Sancak'la Adana Demirspor arasında enteresan bir bağ var. Şimdi Balotelli'nin her sene 2,5 milyon euro ve bonuslar alınacak. Benim kardeşim 2,5 milyon euro şu an 26 trilyon yapıyor. Ve Adana Demirspor'a zannedersem maksimum 140 trilyon lira civarında transfer yapma izni tanıdı futbolcuları. Hakkı tanıdı. Şimdi 20 yani sadece 26 milyon lira 26 milyon lira sadece kesin ücret alacak yani bir oyuncuyla 3 senelik bir anlaşma yani ya da 2+1 opsiyonlu anlaşma. Ben bunları anlamıyorum. Ben bunları çözemem ya. Yani. Şimdi ya Murat Sancak bu desteğini kesse, Allah geçinden versin, ölüp kalsa. Yani Adana Demirspor'un hali ne olur? Yani Adana Demirspor değil, Adana Demirspor gibi gelirleri kısıtlı bir takımın ayakta kalabilmesi nasıl mümkün olur? Yani ben yapıyorlar bu transferleri. Ben de ilgili. Belhanda'yı da aldılar. Balotelli'yi aldılar. Oyuncu da aldılar. İyi oyuncu da aldılar. Metehan Mimaroğlu'nu almışlar. Yani iyi takım oldu. Adana Demirspor. Burada bir problem yok. Ama ne kadar sürdürülebilir? Bu çok önemli. Yani ne kadar sürdürülebilir? Adana Demirspor eğer iyi bir takım hüviyetine gelirse şampiyonluğa yer demiyorum ama yani ilk 5-6 içerisinde rahatlıkla yer alacak bir kulüp. Çünkü taraftar da var. Bir taraftar var Adana Demirspor'un. Ama yani ben bu transferleri bir plan dahilinde yapıyorlarsa şampiyon olmak, Avrupa liglerinde oynamak o zaman iş tamam yani. Mesele yok yani. Döndürülebilir bir şey bu. Ama mesela diyor ki Murat Sancak geçen sene demişti. Adana Demirspor'un bana borcu var. Ben de bu borcu sildim demişti. Ama yani ama işte Murat Sancak'tan sonra bu borçlar nasıl olacak yani? O yine kadar her şeyi karşılıyor. Adana Demirspor iyi transferler yapıyor ama Balotelli ve Belhanda ikisi de problemli futbolcu. İkisi de problemli futbolcu. Zaten deli olduğunu bile bile aldık diyorlar. Evet, ikisi de problemli futbolcu. Ne olur bilemem. Samet Aybaba'ya Allah kolaylık versin. Evet, ama bir de Adana Demirspor tribünleri çok önemli yani. Bazen delilleri oynatabilir o tribünler. O açıdan bakıyorum. Şimdi transfer yapamayan kulüpler var. Transferde çok zorlanan kulüpler var. Çünkü neden? Ya euro ile transfer yapsa 1 euro 10,5 10 küsür lira. Yani dolarla transfer yapsa 1 dolar 8,5 lira. Yani çok zor kulüplerin bir şey gerçekten. Tabii yabancı oyunculara verilen paralar hiç piyasayı da hareketlendiriyor. Hele şimdi Futbol Federasyonu'nun almış olduğu bu yabancı kararından sonra yerli futbolcular daha kıymete bindiler. Şimdi mesela adam diyor ki ona 500 bin dolar veriyorsun. O 500 bin dolar 4,5 milyon lira yapıyor. Bana 2 milyon lira vermiyorsun diyor yerli futbolcu. Bensiz olur mu bu iş diyor. Yani o oynuyor diyor. O parayı alıyor diyor. Ben de aynı takımda oynuyorum. Ona 4,5 milyon lira öteki yabancı futbolcu da 500 bin dolardan, 500 bin eurodan, 400 bin eurodan, 300 bin eurodan aşağı gelmiyor ya. Onun için yani bu Türk futbolundaki, Türk ekonomisindeki sıkıntı Türk futboluna da transfer açısından böyle yansıdı diye düşünüyorum.